Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvudu emri ilallah inallah basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden topladığım sadakanın insana verdiği 20 faydadan bahsedeceğim. Allah hepimizi Allah'ın verdiği nimetlerden gereken sadakayı veren müminlerden eylesin inşallah. Birincisi, sadakalar cennet kapılarından bir kapıdır. O kapıdan sadece sadaka verenler cennete girebilirler. Cennetin kaç kapısı var? 8 kapısı. Bir tanesi el-mutasaddikin, sadaka verenlerin kapıları. Oradan girecek. Yani dünyada Allah için sadaka veren insan Rabbul Alemin'in lütfuyla cennete girecek. Allah için verdiği zaman. Nasıl oluyor Allah için vermek? Herhangi bir şeyi katmıyoruz Allah için verdiğimiz her şeye. Tamam? Görüntü veya insanlar bilsin veya bu adam beni sevsin veya böyle bir şey katmayacağız. Sadece ya Rabbi senin rızan için veriyorum diyeceğiz. Unutacağız. Verdiğin adamın şeklini bile incelemeyeceksin. İkincisi, amellerin en hayırlısı sadakadır diyor. Sadakanın en iyisi ise yemek yedirmektir. İt'amu ta'am. Allah rızası insanlara açları doyurmak. Allah rızası. Evine dahi pazardan evine dönerken aldığın bir ekmeği Allah rızasını alırsan o ekmeği Allah sana sadaka yazıyor. Eşine aldığın bir gömlek, bir ayakkabı Allah rızasını aldığın zaman Allah sana sadaka yazıyor. Kendine aldığın bir şeyi dahi Allah rızasını aldığın zaman Allah sana sadaka yazıyor. Yani gömleği alırken şu niyet edeceğiz. Ya Rabbi senin rızan için aldım. Şu gömleğin içinde bana ibadet etmeyi nasip et Allah'ım. Sana kulluk etmeyi nasip et Allah'ım diyerek alırsak o gömleği, öyle diyerek giyersek o zaman Rabbül Alemin onu da bize sadaka yazıyor. Üçüncüsü, sadaka sahibini kıyamet gününde gölgeler. Kıyamet gününde biliyorsunuz çok sıcak olacak kıyamet günü. O sıcaklıkta insanlar, milyarlarca insan bir araya gelmiş. Hep yan yana durmuşlar. Hiç boşluk yok aralarında. Milyarlar. Orada sadece bir grup insanı Cenab-ı Allah sevdiğinden dolayı seb'atün, hadis-i şerifte ne diyor? Seb'atün yudulluhumullah tehte dırlı yevme la dırla illa dırlı. O gün diyor 7 tane grubu Allah gölgelendirecek. O gölgelendiği yerden başka yerde gölge yok o gün diyor. Orası neresi? Livail Hank bayrağının altı, Resulullah'ın altına durmuş ve oraya 7 tane grup girecek. Bunlardan birisi de Allah için sadaka verenler de olacak. Aynı yere onlar. Ve Cenab-ı Allah kıyamet gününde bu adamı cehennemden azat edecek. Diyecek ki kulum sen benim için mi verdin bunları hayata ne verdiysen? Seni ben cehennemden azat ediyorum diyecek. Benim için verdiğinden dolayı. Dördüncüsü, sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Allah'ın sana karşı olan gazabını söndürür. Ve kabir hararetini söndürür. Kabirde biliyorsunuz kabir aynen cehennem gibi olacak kafirler için. Müminler için de cennet gibi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El kabru imma ravdatin min riyadi cennet ve imma hufretun min hufarin nar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem derelerinden bir deredir. Peki cehennemin içi nasıl acaba, dereleri su mu var içinde? Her taraf ateş. Cehennemin her tarafı ateş. Ateşten başka bir şey yok orada. Peki kabir cehennem derinden bir dere olursa ne olur kabir? Ateş olur herhalde. İnsan da yanar. Allah korusun hepimizi. Beşincisi, ölülerimize yapılacak en güzel hediye sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Ölülerimize, kardeşine, anana, babana, dedene ölmüş verirken ya Rabbi onların ruhu için veriyorum diyeceksin. Sen ondan ruhu için verdin ya o bir lirayı. Allah aynı bir liradan ne kadar sevap yazdı bir tane de sana yazacak aynısını. Sen benden daha merhametli misin kulum diye sen dedene veriyorsun da
Senin deden benim kulum. Ben de veriyorum sana onlarsına diyor Cenab-ı Allah. Seni mahrum kılmıyor. Onun için durmadan ölülerimizin ruhu için kardeşlerim bir simit değil mi? Simidin bir bölümünü veriver. Peygamber Efendimiz ne diyor? İttekun nâre velev bi şikki temrah. Bir hurmanın yarısıyla bile olsun diyor, sadaka olarak verin yarısını. Kendinizi ateşten kurtarın diyor Cenab-ı Ateşten. Elinde bir tek hurma var, başka yok. Yarısını ver bir insan Allah razı. Cehennemde o yarım hurma seni kurtaracak. Bu müjdedir Resulullah'tan bize. Altıncısı sadaka diyor, gönülleri temizler. Senin gönlünü temizler. Senin verdiğin de gönlünü temizler. Bak, sen verirken verdiğin adama bir müvettep duyarsın, kardeşlik bağı. Bir bağ gelir ana, muhabbet. O insanın da sana karşı olan hasedi gider. Yani sen zenginsin ya, sen hiçbir şey vermezsen adam durmadan sana karşı bir kin besleyecek o fakir adam. Senin yanında çalışan veya seni tanıyan herhangi birisi. Sen verdiğin zaman ne olacak? O kin gidecek, onun yerine bir sevgi gelecek onun kalbine. Tamam mı? Temizler ve sevapları katlar. Diyelim sen 10 şehittin, Rabbül Alemin katlıyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Sadakayla ilgili, zekatla ilgili. Metelillezine yunfukune emvalehum fi sebilillah. Mallarını Allah rızası için veren insanların durumu diyor. Kemeteli habbetin bir buğday tanesine benzer diyor. Verdikleri. Embedet seb'a senabil. Bir buğday tanesinden biz 7 tane başak veririz diyor bir buğday tanesinden. Fî küllü sümbületin miyete habbe. Her başakta da 100 tane dene veririz. Vallahu yudâifü limen yaşa. 1'e 700 veririz. Allah dilediğine bunu katlar diyor. 700 çarpı 700 çarpı 700 çarpı. Yudâif. Sen bir verirsin bazen 7 milyar alırsın. Niye? Cömert için veriyorsun sen. Cömertlerin en cömert için veriyorsun. Allah için veriyorsun. Onun için bunun sevabı çok. 7. Sadaka veren insan dünyada mutlu olur. Verdiğinden dolayı mutlu olur. Niye? Üstünden bir yük kalkar, malını da temizlemiş olur. Sadaka ve zekat nedir? Zekat temizlik demek zaten, zekatın anlamı. Malındaki diğer insanların hakları var senin malın içinde. Allah onun için sana verdi, ona vermedi. Sen veresin diye vermedi ona Allah. Sen tutup onun hakkını verdiğin zaman rahatlıyorsun. Ahirette ise yüzü daima güler o adam, sadaka veren adam. Niye? Allah'ın rızası kazanmış olur. 8. Sadaka veren insan kıyamet gününün dehşetinden korkmaz ve geçmişine hiç üzülmez. Dünya hayata üzülmez. Niye? Orada Allah'ın rızasını kazanacağını bildiği için üzülmez. Öbür insanlar ise büyük bir dehşet, büyük bir sıkıntı içerisinde. 9. sadaka günahları affettirir. Sadaka günahları affettirir. Ve günahlarının sayısınca sevap kazandırır. Affedilen günahın sayısınca da Allah sevap verir sadakadan dolayı. Ne kadar affetti? 1000 tane de sevap verir Allah sana. Hem affeder hem çift kat kazanıyoruz burada. Diyelim senin bana 1000 lira borcun var. Borcumu affedin, 1000 lira da sana veriyorum ben. Ne kadar büyük ikram bu. Değil mi? Hem borcunu affediyorum hem de al diyorum. 1000 lira ben sana tekrar veriyorum diyor. Bundan güzel kazanç olabilir mi? Olmaz. 10. sadaka insanın akıbetinin en iyi olacağının bir müjdesidir diyor. Akıbetinin iyi olacağının bir müjdesidir. Ve sadaka veren insan, insana melekler daima dua eder. Sen sadaka veriyorsun ya, melekler yazıyor. Diyorlar ki ya Rabbi filan kulun filan kişiye şu kadar verdi. Ne verdiysen ondan sonra bu zaman dua ediyor. Ya Rabbi buna da feleke mitta, feleke mitta, feleke mitta. Sana da Allah bunun gibi versin, sana da Allah bunun gibi versin, sana da Allah bunun gibi versin. Verdiğin gibi. O zaman sana verdi, senin harcadığın 10 lira yerine Rabbül Alemin minimum çarpı 700. Verdiğin her rakam 700'le çarp. 11. sadaka veren insan insanların iyilerindendir diyor Peygamber Efendimiz. Ve sadakaya iştirak eden her insan o sevaptan mahrum olmaz. Sadakaya iştirak nasıl oluyor? Mesela sen bir sadaka vermek istiyorsun. Ben de diyorum ki ya falan yerde fakir var. Onu sana tanıştırıyorum. Gel götüreyim seni diyor. Veya adresini veriyorum sana.
Sen de götürüp oraya veriyorsun. Sen önce bilmiyordun adamı. Ben sebep olduğum için Allah sana ne kadar yazdı bana da o kadar veriyor. Es-sa'i lil-hayr fa'iluhu yedhulul cennet. Hayır için aracı olan hayır yapan gibidir. İkisi cennete girecek diyor. İkisi de. On ikincisi, sadaka veren insan Allah tarafından büyük sevap ve hayırlarla müjdelenir. Tamam. Hayırlar ne? Cennet. Hayırlar ne? Rızası. Ebedi bir hayatta Rabbül Alemin cennetle müjdelenir. On üçüncüsü, sadaka verebilmek diyor, iyi insan özelliğidir. Her adam sadaka veremez. Her adam Allah rızası için malını sağa sola veremez. Bunun için Allah o insanı insanlara sevdirir. Sadaka veren insanı Allah insanlara sevdirir. Herkes seni sevmeye başlar. Bundan daha güzel bir kazanç olabilir mi yeryüzünde? Sevilmekten daha güzel. 14. sadaka vermek bir cömertliktir. Allah cömertleri sever. Cömertlik üçe ayrılır diyor. Cömertlik üçe ayrılır. Birincisi, bunun birincisi cüddür. Cömertliğin adı, Arapça ismi cüd. Cim, vav, vav, dal. O da elindeki bulunanın en iyisini vermek. Bulunanın en iyisini. Elinde diyelim bir kilo elma var. Bir tane elma verirsin fakire. Bakıyorsun en iyisi hangisi, onu veriyor. Bunun adı cüddür. Ekmek vereceksin. Hangi ekmek yanmış onu vermeyeceksin. En iyisini vereceksin. İkincisi keremdir. Birincisi cud, ikincisi kerem. Kerem neymiş? O da elinde olanın tamamını vermektir. Ne varsa hepsini veriyorsun. Elini cebine atıyorsun ve çıktı ağlıyor. Kerem. Üçüncüsü ise saha. Ha harfi olmadığı için Türkçe'de ha ile yazdım onu. Saha. Ha. Bu saha nedir? Bu da elinin daima açık olması. Elinde hiçbir şey kalmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu ashabıyla. Camiye girerken, ikindi namazına girerken sahabenin bir tanesi, kadın sahabe, küpesini çıkardı. Resulullah'a verdi. Ya Resulullah lütfen de bunu bir fakire verir misin? Camiye girerken aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, içeri girdi. Odasına koydu. Namaz, ezan okundu, cami girdi. Namaz kıldırmaya. Gitti namazını kıldırdı. Kıldırır kıldırmaz diyor. Resulullah ilk defa böyle hızlı hareket etti diyor. Sahabe, anlatan sahabe, Ebu Hureyre. Öyle bir kalktı ki diyor, sanki bir ateşe gider gibi kalktı böyle. Yangına gider gibi. Koşarak girdi odasına, hemen çıktı diyor. Dedi ki ya filan dedi diyor. Sahabemiz çaldı, geldi bunu. Filan kişiye verdi diyor. Filan. Dediler ya Resulullah niye bu kadar acele ettin? Dedi ki üzerinde bir emanet vardı. Sadaka verilmesi vermişti bana. Onu tehir etmedin dedi. Adam mahrum olmasın sevabından. Ölü verirsem onu kimse bilmeyecek. Onun için dedi onu hemen sabaha kadar bekletmiyor bak. Çok önemli. Bunun adı nedir kardeşlerim? Üçüncüsü saha. Elin daima açık olması ve ellerinde hiçbir şeyi bırakmamak. Bu da bana kalsın demeyeceksiniz. Hazreti Osman Efendimiz birinde 44 deve yükü şey geldi, ticareti geldi. Şeyden, Şam'dan. Tamam mı? Çok kıymetli malzemeler vardı içerisinde. En kıymetli malzemeler. Tüccarlar başına biriktiler. Yahudiler. Dediler biz alalım bunu. Dediler kim? Dedi ki Hazreti Osman Efendimiz sattım. Dediler kim mi sattınız? Tüccarların hepsi burada dediler. Bizden zengin kim var burada? Sen daha olan birine sattın, Allah'a sattın. Dağıttı Medine Emir'e veren girişinden, dağıttı geldi. Bir yere geldi, kendi evine geldi, bir şey kalmadı. Kızı dedi ki, babacığım bize ne getirdin? Size Allah'ı ve Resul'ünü getirdim dedi. Osman bin Nureyn. Kolay değil. 15.'si, sadaka duaların kabulüne ve gönlündeki sıkıntıların giderilmesine sebep olur. Sen durmadan dua ediyorsun, kabul olmuyor. Dua ediyorsun, kabul olmuyor. Sadaka vereceksin, o zaman kabul olur inşallah. Bir de gönlündeki sıkıntılar giderir Allah. 16. Sadaka belaların def eder,
ve dünyada insanı 70 sıkıntıdan kurtarır diyor. 70 sıkıntı, ayrı sıkıntıdan kurtarır. Sadaka vermek. Bunun için de sadakanın faydaları çok büyüktür. 17.'si sadaka ömrü uzatır. Rızkını ve malları çoğaltır. İnsanın hem ömrü uzar, hem rızkını çoğaltır, hem malını çoğaltır. Elhamdülillah. 18. sadaka ilaçtır. Peygamberin de diyor, davu mardakum sadaka. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin diyor Peygamber hadisinde. Ve insanı çok hastalıklardan iyileştirir sadaka. Aynı zamanda hırsızlardan iyileştirir. 19.'sü ise sadaka insanı boğulmaktan, yanarak ölmekten ve hırsızlardan korur. Sadaka veren insan boğularak ölmez suda. Allah onu korur. Yanarak da ölmez ve evine de kendine de malına da hırsız gelmez. Ve insanı kötü halde ölmesini önler. Kötü hal nedir kardeşlerim? Allah'ı unutarak ölmek. Çok kötü bir şey. Yani bazı insanlar dünyadan ahirete giderken tüm çara çara gidiyorlar. Bazı ısık çala çala gidiyor. Bazısı ona buna söverek ruhu anlıyor. Bir başlıyor sövmeye, sıralıyor kim varsa. Şuna da böyle buna söverken ruhu gidiyor. Ne kadar kötü bir ölüm değil mi? Bazı insanlar da eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah diyerek ölüyor. Veya oğlu, kızı, amcası, dayısı kimse başında Kur'an okuyan o Kur'an'a eşlik ederek ölüyor. Bir yandan Yasin dinliyor, bir yandan eşlik ediyor ona. Ne güzel bir ölüm bu değil mi? Allah bu ölümü hepimize nasip eylesin inşallah. 20.'si sadakanın sevabı daimdir. Yani verdiğin anda bitmiyor sevap. Sevap durmadan devam ediyor. Evcil veya vahşi hayvanlara bile Allah rızası için verdiğin yiyecek ve içeceklerden sevap alınır. Yani diyelim dağda giderken bir hayvan gördün, çok susamış. Matarandan suyu döktüm ona verdim. Vahşi bir hayvanı da ondan içti. Sevap kazandı. Veya ekmenden bir parça verdin. Sevap kazandı. Evcil veya vahşi. Allah rızası için. Mesela biz diyelim evimizde bir yemek oldu. Yemek kimse yemiyor. Misal veriyorum. Ne yapıyoruz? Onu çöpe atmıyoruz. Onu bir hayvanların yiyeceği bir yere götürüp koyuyoruz. Kuşlar yiyecekse onun ortamına. Büyükbaş hayvana yiyip onun ortamına götürüyoruz. Ve bu zahmeti çekiyoruz. Bunu da Allah bize sadakaya. Mesela yanlışlıkla yemeğin altı yandı. Misal veriyorum. Üstünde yiyemiyorsun. Tadı öyle değişti. Bunu hayvanlar yer. Çünkü senin duyduğun kötü tadı onlar duymayabilir. Veriyorsun. Yiyor hayvanlar. Onlara da tabi bu yanlarını veriyoruz ama yanmayan da vereceğiz biz. Kadri ve özürlüğü değil. Allah rızası için hayvanlara da acıyacağız. Çünkü hayvanlara yaratılandan dolayı, onu yaratandan dolayı seveceğiz onu. Bütün hayvanları seveceğiz. Çünkü her biri mahluktur, yaratılmıştır. Hiç zulüm etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz bir kadının kedisini aç bağladığından dolayı evine açlıktan öldüğünden dolayı cehennemlik olduğunu ilan etti Peygamber Efendimiz. Kediye kızıyor kadın. Neyini yediyse artık bir odaya kapatıyor. Ne yiyecek veriyor ne de çıkarıyor kapıdan. Hayvan orada ölüyor. Onun adı öyle oldu işte. Ve cehennemlik.